Erkan Mumcu Milli Eğitim evet. Bakanı iken, şimdi Genel Başkanınız evet. Anavatan Partisi'nde Milli Eğitim Bakanı iken bir çalışma yaptı. YÖK'ü rehabilite taslak etme. Taslak hazırladı. Çalışma yaptı evet. Onu söylüyorum. YÖK'ü rehabilite etme. Birdenbire ne olduysa oldu. Erkan Bey başka bakanlığa kaydırıldı. Daha sonra ileriki aşamalarda Erkan Bey'in şöyle bir beyanı kamuoyuna yansıdı. Tayyip Erdoğan Siirt'ten milletvekili seçilme karşılığında Cumhuriyet Halk Partisi'ne size de dava Cumhuriyet bak. Hayır böyle bir dava açıldı biliyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'a söz verdi. Neyin sözünü verdi? Türban konusunu gündeme getirmeyeceğim. Sözünü verdi. Deniz bunu ben söylemiyorum. Bunu Erkan Mumcu söylüyor. Yani şimdi bu tartışmayı sizin genel başkanınız evet. Siz de biliyorsunuz. YÖK'le ilgili bir çalışması vardı. AK Parti birdenbire bunu askıya aldı. Niye aldı? Mumcu'nun o beyanı sizin yakın arkadaşınız aynı zamanda yoldaşınız. Genel başkanım. Genel başkanınız. O beyanının arkasında neler var? YÖK'e müdahale AK şimdi. AK Parti iktidarı da seçim beyannamesinde parti kurumlarında acil eylem planında bu YÖK sisteminin değiştireceğini, sadece başörtüsü değil, YÖK'te gelen bütün sosyal sorunlarında bir reform dahilinde değiştirileceği noktasında millete söz verdi. Erkan Mumcu Sayın Genel Başkan Milli Eğitim Bakanı olunca acil eylem planının kendisine verdiği görevle bütün üniversite akademik çevrelerle, uluslararası kuruluşlarla, batıdaki standartlarında, batıdaki benzerlerinde inceleyip mukayese ederek bir tasarı hazırlandı. Her nasılsa AK Parti bu tasarıyı kaldırdı bir rafın bir tarafına koydu. Niye koyduğu soracaksın. YÖK yasasının askıya alınması şimdi, ne anlama geliyor? Ne askıya ne alınmadı? Gelecek bu mutlaka bizim 5 yıllık periyot zamanımız içerisinde değişecek. Ha biz ortalığı germemek için kendi bir takım da tabii öne geçen Erkan şeyler Mumcu'nun var. Beyanı var. Şimdi bırak yani Erkan Mumcu bu memlekette bu partinin içerisinde 2,5 yıl bakanlık yaptı. Bir tasarı hazırladı. Nerede hazırladı? Koltuğunuzun altında kaldı. Tasarı. Koltuğunuzun altında kaldı. Konuşuyor. Arkadaşlarımız şimdi konuşuyor. Özellikle Ümit Bey'i bir tarafa bırakıyorum. Hazırlanmadı mı böyle bir yani, tasarı? Erkan Bey böyle bir tasarı hazırlamadı. Konuştun mu yani mecliste şunu şöyle yapalım. Erkan Bey böyle bir tasarı hazırlamadı. Yani onun için mi istifa ettin? O hazırlamadı mı böyle bir tasarı? Hazırlamadı öyle bir. Yok öyle bir tasarı. Öyle bir hazırlık yaptı canım. Yok o da hükümetin şeyiyle yaptı. Yani kendiliğinden mi yaptı? Nerede bu tasarı? Niye getirmiyorsunuz? Koltuğunuzun altında kaldı. Getirdik işte. Cumhurbaşkanı veto etti. Getirdik. Ne getirdiniz? Ha demek ki sen kassayla ilgili. Yani. Kassayla ilgili 10 maddelik küçük nasıl bir de YÖK üyeleri değiştirmekle, üye sayısını düşürmekle bir tasarı yani, getirdiniz. Bir üniversite reformu getirdiniz işte, mi? Üniversite reformuydu o. 10 maddelik. Ne 10 maddesi? 10 maddeydi canım ben için yani değil. Neyse sana şimdi bak yani karşılığını konuşmayalım. 10 maddelik bir... Ama 10 maddeliğe dahi bir takım kesimler tahammül edemediler. Üniversitelerdeki hareketlenmeyi siz de gördünüz. Ve o zaman da siz bu partinin içerisindeydiniz. Çünkü o zaman niye demedin? Niye konuşma yapmadın bu kadar savunuyorsun da? Niye 10 madde geliyor? O zaman partide değil miydin sen? Ne biliyorsun sen? Konuşma yapmadığımı? Yapmadım. Nereden biliyorsun? Nerede konuşacaktın? Mecliste konuşacaktın, grupta konuşacaktın. Grupta konuşma özgürlüğü var mı sizde? Niye yok canım? Her zaman konuşuyordum. Ümit Bey kaç defa ben o konuyla ilgili, yani o konuyla ilgili mecliste konuştum. O kanun geldi. O kanun geldi mecliste. Hatta şunu söyledim. Hiç şimdiye kadar ağzından tek bir kelime çıkmadı. Ne grupta ne genel kurulda. Şimdi istifa etti. Bütün kamuoyu biliyor. Şimdi istifa etti. Konuşuyor yani.